Evet, sevgili başkanım, sevgili Giray Hocam, tekrar hoş geldiniz. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Tüm antrenör arkadaşlarımıza, spor camiasına, Türk İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerle buradan beraber olabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, ilk önce misafirimiz Giray Hocamıza bir hoş geldin diyelim. Ondan sonra başkanımıza sözü verip devam edelim. Giray Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Hocam. Sağ ol, teşekkürler. Size ve başkanıma ve aynı zamanda ülkemize iyi bayramlar diliyorum. Bayramlarını kutluyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ali Hocam izleyemedim ama mutlaka çok iyi program olmuştur. İnşallah daha sonra onu da izleyeceğiz. İnşallah hocam. Evet başkanım. Hasan Başkanım. Evet. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz nazik davetimizi kırmayıp bizimle beraber olduğunuz için. Sevgili hocam, size ve yayın ekibine bizim... Ses kapalı olabilir başkanım. Sesim açık ama ses gelmiyor mu? Ben duyuyorum. Evet, tüm hocalarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm ülkemize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah bu süreçte de, bu pandemi sürecini de en kısa sürede atlatıp daha güzel günlerin bizi beklediğini umut ederek liglerin bir an önce en üstten en alta doğru tüm hocalarımızın ve futbolcularımızın sahada olduğu günlerin gelmesini umut ederek hayırlı yayınlar diliyorum. Mehmet Hocam. Mehmet Hocam, duyuyor musun bizi? Giray Hocam, siz duyuyor musunuz? Giray Hocam. Ben duyuyorum başkanım ama Mehmet Hocam. Sevgili hocam, Mehmet Hocam herhalde biraz şey oldu. Biz sizinle devam edelim. Mehmet Hocam gelinceye kadar devam edelim. Buradayım, ben buradayım. Sıkıntı buyurun, yok. Sevgili hocam. Pardon, biz sizi alamayınca. Estağfurullah. Giray Hocam, tekrar bizlerle beraber olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Özellikle şu pandemi dönemini, futbolda pandemi dönemini bir kısaca sizden çok konuşuldu ama bir de sizin gibi duayen hocamızdan bir bununla ilgili kısa bir dönüt alırsak olur diye düşünüyorum. Öncelikle bu salgın nedeniyle bir kez daha uyarımızı yapalım. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi mutlaka takalım ve temizliğe, hijyene mutlaka dikkat edelim. Bunu yaptıktan sonra mutlaka bunu daha kısa süre içerisinde atlatacağız diye düşünüyorum. Ama çok dikkat etmek lazım, duyarlı olmak lazım. Derinimizin olması lazım. Bu konuda artık her şeyi öğrendik. Bir de televizyonlarda artık tekrar duyuyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımıza hala acil servislerde saldırı oluyor. Kardeşim, doktorlar kolay yetişmiyor. Bu çocuklar çok emek veriyor. Yani orada gelen insanlar hemen haklı oluyor. Doktorlarımıza tacizler başlıyor. Lütfen bunları yapmasınlar. Bak, bugün hala onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. İlk 27'de 11 Mart'ta ülkemize geldiğinde, ben 27 Mart'ta fotomaça bir demeç vermiştim. Lig tescil edilmeli, oynanmamalı diye. Hatta onun bir kısmını da ben de size atmıştım Mehmet Hocam. Evet, fotomaça. Çünkü nasıl oynanacak, ne yapılacak, bir belirsizlik var. Hala belirsizlik var. İşte dün Malatya Spor'da bile pozitif bir vaka çıktı. Şimdi onlar aşağı yukarı bir kısım karantinada. Mesela avukatlar şöyle bir soru soruyor. Allah göstermesin, yarın maçlar başladığı zaman, oynandığı zaman bir ölümcül vaka olursa sahada veya dışında ne olur diye. Burada hukuki bir sorumluluk düşer mi federasyonun üzerine diye. Bunu bana sordular birkaç avukat arkadaş bir grup halinde. Ben onlara mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım. Evet. Evet. Hasan Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Yani antrenör camiasının da böyle bir... Geliyor hocam, istersen. Geliyor mu?
Şu anda düştü hocam. Düştü. Sizin evet. Kusura hocam, bakmayın. Yani. İşte bayram günü böyle. Maalesef arayanlar çok tam bu dönemde. Evet hocam. Ondan şimdi anlatmaya çalışayım. Tabii nasıl olacak? Federasyonun uygulamak istediği bazı kurallar var. Bunu takımlar sahaya veya işte antrenman şekline yansıtabilecek. Ama futbol, işte Almanya Ligi'ni görüyoruz, bakıyoruz. Çok da tatsız, tuzsuz, zevki olmuyor. Müdahalelerin olmadığı bir süreç yaşanıyor. Ama futbolun acımasız tarafı bu. Maalesef para için bütün kulüpler, biliyorsunuz Türk futbolu artık borç batak içerisinde. Dolayısıyla kulüpler para gelsin, nasıl gelirse gelsin. Sağlık çok önemli değil, oynansın, bir an evvel bitsin. Ama biz paramızı alalım, hala o acımasız transferleri yapalım, onun peşinde koşalım. Düzen yine aynı şekilde devam etsin diye. Yani sanki şu düzende, yani er yoklukta bir varlık vardır anlamında. Evet, tabii Giray hocamızı çok arayan soran olduğu için böyle ufak tefek kesintiler yaşamamız mümkün görüntü ama sonuç itibariyle hocamızdan iyi bilgiler alacağız, faydalı bilgiler alacağız. Kendisinin teknik direktörlüğü nasıl seçtiğini, nasıl yaşadığını da akademide sonuçlandıracağız. Evet, altyapılara evet. Dönelim. Altyapıya dönelim. Fiziki şartlarımızı geliştirelim. Öz kaynaklardan oyuncu yetiştirelim. Ve borçlanmayı evet. Da bu ara azaltalım. Düşüncesi hakim değil. Hala bu düzen nasıl yürüsün? Maçlar oynansın, para gelsin. Ama tribünlere seyirci gelmiş. Oyuncunun sağlığı yerinde değilmiş. Yok, çok iyi şartlarda futbol oynanmıyormuş. Bu çok umrunda değil kimsenin. Ama bana kalsa ben olsam ligi keserim. Çok daha düzenli şartların oluşması için kulüplerdeki yönetimleri sorumlu tutarım. Meclisten bir karar çıkartırım ve yeni yönetimlerin, gelecek olan yönetimlerin, başkanların ve yöneticilerin kulüplerin bütün ekonomisinden sorumlu olmasını ve yabancı sayısının kısıtlanmasını, altyapıdan gelecek oyuncuların arttırılması amaçlı bir düzenleme yaparım. Daha çok profesyonel takım yaparım. Futbolu daha çok yaygınlaştırırım. Ve arsa futboluna nasıl dönerim? Bunun hesaplarını yaparım. Ama maalesef kimsenin o tarafa baktığı yok diye düşünüyorum. Bir parça Ali Hoca'nın bölümüne girdik ama ama futbolda doğru olan buydu. Bu krizi fırsata çevirip futbolda yeniden yapılanmayı organize ederdim. Ama maalesef yani, ne futbolun hocam, başındakiler evet. Konuşuyor, ne hocalar konuşuyor, ne futbolcular konuşuyor, ne milli takım hocaları konuşuyor, ne federasyondan yetkililer doğru dürüst konuşuyor. Çünkü uzman kadro çok az, futbolda ülkenin geleceğini düşünen çok az, ülke gencini düşünen çok az. Böyle bir kısır döngü devam ediyor. Zaten konuşanlar da dışarıda kalıyor biliyorsun. Dışarıda kalıyor. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani yöneticilerin sorumlulukları, kulüplerden sorumlulukları hep ön plana çıksın deniyor ama gördüğüm kadarıyla son 7-8 yıldır bunu daha önce de sizlerle de konuştuk. Kolay kolay olacak gibi gözükmüyor. Yabancı kısıtlaması, gençlerle ilgili yatırım, acaba pandemi sonrası gerçekten siz bu işin içerisindesiniz, ilklerdesiniz. Gerçekten olacak mı hocam ya? Olmaz. Kafamızdan... Olmaz. Mesela şu anda salgın sadece Türkiye'de olsaydı, dünyanın diğer ülkelerinde olmasaydı hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'de kalmazdı. Biz bize dönüp oynayacaktık. Bu sefer de Trabzonspor şampiyon olurdu. Çünkü öz kaynaklarından gelen oyuncu sayısı fazlaydı. Fazla. Ama işte demek ki dere gider kumu kalır. Yani biz bize kalacağız sonuçta. Biz birbirimizi anlayabilmemiz lazım. Yani 83 milyon ülkenin 30 milyonu genç, 17 milyon spor yapabilecek genç var. Hocam ama 250 bin sporcu var Türkiye'de biliyorsun. Almanya'da 6,5 milyon futbolcu var. İngiltere'de 6 milyon futbolcu var. Sırf 2 milyon futbolcu, bayan futbolcu var Almanya'da. Yani 250 bin Türkiye'de futbolcu var. Yani 4,5 milyon Almanya'da yaşayan Türklerden oyuncu çıkıyor. Biz milli takımın yarısını bunlardan oluşturuyoruz da biz kendi ülkemizde bunu yapamıyoruz.
bu kadar sayımız fazla olmasına rağmen. Demek ki ülkenin, insanların, ilgili makamların futbola bakış açısı farklı. Farklı olunca böyle olacak. Yani işin o yönü hakikaten çok farklı boyutlara taşıyor bizi. Ünal Hoca'yı dün Rize Spor'da bütün altyapıdaki gençleri, yetenekli gençlerin hepsi bundan sonra A takımda benle beraber antrenmana çıkacak. Sizlerle beraber devam edeceğiz. Süreç bundan sonra farklı gelişecek. Ben sizlerle beraberim demiş ve bütün altyapıdaki yetenekli gençleri 8-10 tanesini birden A takım antrenmanlarına dahil etmiş kendisine. Kendi adıma en azından camiam adına teşekkür fark ediyorum. Fark etmez. Bir başkası gelecek onu bozacak hocam. Bakın ben 2013 yılında Rize Spor'u 13 puan geriden 8. sırada almıştım. Evet. Geldik bir puanla bir golle Akhisar'a şampiyonluğu kaçırdık 2013 yılında. Ben 15 tane genç takım futbolcusunu A takımına çıkarttım. 5 tane hocayı da Rize Spor'dan eski yardımcılarımı yanıma aldım. Bir tek Orhan Çıklıkçı'yı Trabzon'dan yanımda getirmiştim. 5 hoca, 15 futbolcu alttan aldığım oyuncularla beraber. Yani takımda 18-19 yaşında oyuncular oynuyor. Ama sonra geldiler. O bir golle ligde şampiyon olamayan takımı bozdular. O oyuncuları hep dağıttılar, gönderdiler. Hep gönderdiler. Ama fark etmiyor ki. Gelen hocalar yine dışarıdan transferlerini yapacaklar. Ama siz dışarıda kalacaksınız, o hocalar yine oraya gidecekler. Yani Ünal'ın yaptığını saygıyla karşılıyorum. Ama yarın orada Ünal anılmayacak. Bir başkaları gelecek, transfer yapacak. Çünkü biz böyle balık hafızalıyız, unutuyoruz. Bizim için evet. Önemli olan yabancı olsun, nasıl olursa olsun. Kendi çocuklarımızı kıskanıyoruz. Maalesef reddediyoruz bunları. Evet. Sevgili Giray Hocam, antrenörlük, teknik direktörlük neden? Nasıl bir düşünceydi? Nereden geldi? Oynarken mi yoksa bıraktıktan sonra olan bir hayal miydi? Bununla ilgili de bir kısa bir dönüt olursak sevinirim hocam. Hocam ben mesela 12 yaşında lisansiyer oldum Trabzon'da Yol Spor'da. O zaman evet. İlk defa böyle minik yıldız takımlar kurulmuştu. Ben onlardan bir tanesiydim. Beden eğitim hocam vardı Engin Erşen. Burada kendisini saygıyla anıyorum, bayramını kutluyorum, ellerini öpüyorum. Çok iyi bir puanım olmasına rağmen, yani Türkiye'deki bütün okullara girmeme rağmen 461 puanlı, 76 yılında 199 puanlık spor akademisine girdim ben. Çünkü o beni yönlendirmişti. Ben de sporu çok seviyordum. Bütün branşlarıyla uğraşıyordum. Akademiye geldim. Akademide hocamız rahmetli Sabri Kiraz'dı futbol hocamız. Sonra yardımcısı Kemal Güner'di. Onların yönlendirmesiyle okuldan mezun oldum. Bu ara profesyonel oldum. Ben Gedikbaşı'da oynarken Kocaeli Spor'a gittim. Okulum bitti. Okulum bitince antrenörlüğe döndüm. Çünkü zaten kendimi ona hazırlamıştım. Yani antrenör olacak mı hazırlamıştım kendimi. Sabri Kiraz'ın da bana rahmetlinin bir nasihatı vardı. Giray, milli takım beni çok severdi. Mutlaka minik takımlardan başla. Eğer minik takımda hocalık yaparsan ileride futbolcu olarak çok sayıda portföyün oluşur. Benim şu anda 4 tane minik takımda seçtiğim oyuncu milli takımda kaptanlık yaptı. Yani 0, 12 yaşında, 13 yaşında seçtiğim çocuklardan 4 tanesi ara ara milli takımlarda kaptanlık yaptı. Dolayısıyla o dönem işte B diploması aldı. Ama ben hani sırf bize mektepli denmesin diye aslında profesyonel futbol oynamışım. Ama dahili olmak için de C kursundan başladım. Ankara'da 1981 yılında rahmetli Erkan Kural kursun teknik direktörüydü. Ben de çok gençtim. Beni almadı kursa. Ben de gittim kendisine dedim. Hocam bakın benim B diplomam var ama ben alaylı da olmak istiyorum. C'den başlamak istiyorum. Sarıldı alnımdan öptü beni. Sonra ben kendisinin başkanlığını yaptım. Futbol Vakfı'nda, TÜFAT'ta. Erkan Hoca'nın. Beni sonra çok sevdi. İşte 81... Öyle iki tane amatör takım çalıştırdım. Trabzon'da Doğan Sporu ve Gençler Birliği'nde. Bir yıl Mardin Kızıltepe'de hani yarın antrenör olamazsak, bir memur olamazsak bir öğretmen oluruz diye Kızıltepe'de bir yıl öğretmenlik yaptım. Kızıltepe Lisesi'nde. Ama bütün branşlarda orada birinci olduk. Çok başarılı olduk. Hala orayla çok sık görüşürüm, giderim. Orada Trabzonspor Derneği'ni kurdum.
Kızıltepe Spor'u kurdum. Kızıltepe Spor 3. Lig'e çıktı. Hoca arkadaşlarımı oraya gönderdim. Sonra Trabzonspor minik takımında antrenörlüğe başladım. 10 yıl Trabzonspor'un bütün minik yıldız ve genç PAF takımı altyapı sorumluluğu ikincilik takımımız vardı. Galatasaray'ın, Bursa Spor'un ve Trabzonspor'un 2 yıl onda hocalık yaptım. Sonra 3 yıl Likens'in, Urban Brams'ın, Özkan Sümer'in yardımcılığını yaptım. Sonra bu kadar emekten sonra Trabzonspor'dan 93 yılında ayrıldım yardımcı hocayken. Üçüncü ligde Rize Spor'u zor buldum. Niye bunu söylüyorum? Şimdi işte Kayseri Spor'dan formayı çıkartıyorlar, Galatasaray'dan formayı çıkartıyorlar. Antalya Spor'da hoca olarak başlıyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'den formayı çıkartıyor, Beşiktaş'ta hoca oluyor arkadaşlar. Yani hiç emek harcamadan, hiç kendine yatırım yapmadan, heybeyi doldurmadan, antrenörün felsefesi olmadan, bir tane oyuncu yetiştirmeden bakıyorsunuz kolaycılık yoluyla bir antrenörün yardımcısı oluyor. Ertesi sene bir başka takımda dirsek temasıyla, işte birkaç kişi var ülkede biliyorsunuz, onlara yaklaştığınızda hemen Süper Lig'den bir takımda çok rahat anlaşabiliyorsunuz. Ben ancak 3. Lig'de çalışabildim. Rize Spor'da şampiyon olduk. Ondan sonra sırasıyla işte 25-26 tane takımda çalıştım. Karabükspor'da Süper Lig'e çıktık. Ta Mehmet Hocam, ben 1981 yılında antrenörlüğe başladım. Trabzonspor'da teknik direktör olabilmek için yıl 2000, yani tam 20 sene üzerine hoca olup Trabzonspor'a gelebildim. Ama şimdi biliyorsunuz işte Trabzonspor'da yardımcı hoca olup ertesi sene hemen Trabzonspor'da hoca olabiliyorsunuz. Ama evet, çok fazla emek sarf etmeden. Ama şimdi işte yöneticilerle, başkanlarla dirsek temasınız iyi olduğunda, iyi geçindiğinizde, işte medyadan 3-5 tane arkadaş tanıdığınızda veya siyaseten, irticaen yakınlaştığınızda birçok şey oluyor diye düşünüyorum. Biliyorum, görüyorum, bunları hep yaşıyorum. Çünkü benden daha derin yaşayanlar yoktur bunları. Bütün kurslarda ben hep öncelikli olmuşumdur. Bütün kursların en genç hocası hep ben olmuşumdur. Ta C kursundan teknik direktörlük kursuna kadar. Ama maalesef işte forma çıkartmak başka türlü oluyor. Ya sizin tabii eğitim yönünüz hakikaten takdirle karşılıyoruz. Yani yurt dışına gidip eğitim almanız, bu konudaki çabalarınız, okul, evet, akademiyi okumuş olmanız, futbol hayatındaki sürekliliğiniz, bunlar hakikaten imrenilecek konular. Bunun dışında şu anda Cevdet Kurt Rize'den teşekkürler hocalarım, iyi bayramlar demiş Cevdet abi. İsek Aslan hayırlı bayramlar demiş, iyi yayınlar demiş hocam size. Şaban Kuruca aynı şekilde. Hüseyin Polat, Kemal Zorlukol, Cevdet abi bizim aynı zamanda TÜFAT genel merkez şeylerine bütün fotoğrafları çeken, yani üç gün boyunca herkesin fotoğrafını çekip WhatsApp'ını atan çok değerli bir kardeşimiz Rize'den. Sizi de çok sevdiğini söylüyor. Şaban Özdemir hayırlı bayramlar demiş. Tüm Tamer Gürsan Modafen İstanbul 3. Lig kulübünde iyi yayınlar demiş. Hepsinin çok selam var. Hocam Keskin hocam da yazmış. Keskin hocamı tanıyorsunuz zaten. Yönetim kurulunda kardeşimiz. Akademik başarı ile spor başarısının birbirine katkısı, entegresi nedir? Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istemiş sizi yakalayınca. Öncelikle mesajda arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Selam ederim kendilerine. Keskin hocaya da aynı şekilde. Şimdi biliyorsun bizim o ilk dönemlerimizde akademi mezunu demeyi pek avantaj görmüyorduk takımlarda çalışmak için. Çünkü evet, akademi mezunu dediğiniz zaman okullar gelirler, işte takım çalıştıracaklar diye alaylar önünü kesiyordu. Ve bir müddet biz diyemedik akademi mezunumuz diye. Çünkü o dönem en önde giden bendim. Yılmaz Yusuf'a geldi Türkiye. İşte Metin Tükenmez vardı. Sonra Ekrem Ağa oldu. Ama sonra baktı ki alaylılar bir tarafta eksik kalıyorlar. Yani antrenman bilimini bilmiyorlar. Oyuncularla ilişkide pedagoji, psikolojiyi çok bilmiyorlar. Bu sefer spor akademisi mezunu olmaya yaklaştılar. Hatta eğitim fakültesi mezunu olmaya yaklaştılar. Anladılar ki bu işin bilimsel tarafı
boşlukta kalıyor. Sadece sağ tarafı yani 5'e 2 oynamakla beraber antrenörlük olmuyor diye bakınca, çünkü Fransız futbolu ön plana çıkmaya başladı, Almanya futbolu ön plana çıkmaya başladı. Burada akademisyenler çok önemli rol almaya başlayınca bizim alaylı şimdi bunu anladı. Futbol Federasyonu'na Gündüzce vasıtasıyla hep böyle eğitimli arkadaşları yerleştirip onların bilgilerinden faydalanmaya başladılar. Bunun da faydasını görünce devam ettiler. Şimdi artık daha eğitim fakültesi mezunu olmayan çok az insan çalışıyor biliyorsunuz kulüplerde. Evet. Bunun kulüplere ve takımlara, oyunculara faydası görünce yöneticiler de benimsedi. Şef hocalar da benimsedi. Ama işte bugün birçok takımda işte spor akademisi ve eğitim fakültesi mezunu arkadaşlar görev yapıyorlar. Evet. Hocam takımlarınızda duyuyor mu? Duyuyorsun. Takımlarınızda teknik ekibi oluştururken nasıl bir yapılanma içerisine giriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kimler var? Hep daimi kişiler mi? Değişiyor mu? Hangi noktalara eleman takviye edebiliyorsunuz? Neye göre? Yani ben genelde sürekli çalışıyordum. Ama bu sürekli çalışmaları tabii Süper Lig'de daha rahat yapabiliyorsunuz. Ekibinizi çok rahat getirebiliyorsunuz. Daha tabii kalabalık bir sayıda gidebiliyorsunuz. Ama bu birinci lige gidince birinci ligde yöneticilik tarzı daha farklı, daha değişik, daha avam hale geldiği için orada müdahale başlıyor. Bu sefer işte yakını oluyor, akrabası oluyor, altyapıdan oluyor. Para vermiyor çünkü. Para vermeyince siz de anlıyorsunuz, görüyorsunuz kulübün yapısını. Siz de bu sefer diyorsunuz yani 5-6 arkadaş getirmek lazım, 3'ü sizden olsun, 3'ünü de ben getireyim. Onun kabulünde kalıyorsunuz. İş kendi ekibiniz olmaktan çıkıyor. Orada da şüphesiz iyi arkadaşlar var. Yani illa getirdikleriniz iyidir, orada ağırlıklarınız iyi değildir anlamı bu taşımaması lazım. Ama ben genelde ekibimi sürekli yanımda götürüyordum. İşte 6 sezon bir ekibim oldu. 6 sezon başka 6 sezon. Yani 3 defa 6 sezon 3 ekip beraber çalıştım. Şimdi aşağı yukarı 3-4 sezon bir ekiple çalışıyorum. Bakalım durum ne gösterir bundan sonra. Sürekli olmasın. İnşallah. Tabii, ama tabii. Bu ekiplerdeki arkadaşlarımız hep aşağı yukarı hem futbol oynamış profesyonel anlamda hem de eğitim fakültesinin mezunu çok iletişimli arkadaşlar. Tabii onu, o harmanı iyi yapabilmek çok önemli. Hocam isterseniz bir siz bir çıkıp bir daha girin isterseniz, kesintili geliyor. O arada Hasan Hoca ile 2 dakika siz bir çıkıp isterseniz tekrar dönüş yapalım. Tamam. Bahadır Bey öyle söyledi. Hasan Başkanım sizin en azından bu arada bir demeçlerinizi alalım. Antrenörlerimize hem bayram kutlaması hem genel başkanımızın selamını paylaşırsanız sevinirim. Evet, genel başkanımızla dün görüştük. Tüm İstanbul'daki ve tüm antrenörlerimizi bayramını kutluyor, selamlarını ve saygılarını iletti. Aynı şekilde biz de yönetim kurulu adımıza ve kendi adımıza, şahsımız adına herkese sevgiler, saygılar diliyoruz. Bu arada konuyla ilgili Mehmet Hocam, genel başkanımızın evet, biliyorsunuz bu genç oyuncularla ilgili hani işte takımda süre alması diyor. İşte adam 29 yaşına geliyor, hala altyapıdan geldiği için genç oyuncu deniyor. Genel Başkanımızın konuda çok güzel bir açıklaması var. Genel Merkez sitesinde de var. Genç oyuncu 22 yaşına kadar genç oyuncu olarak kalmalı ve süre bulmalı diyor. Hatta ben geçen bunu tekrar paylaşmıştım ama burada paylaşmak istiyorum. 19 kura çekimine gittiğimizde Genel Başkanımız dedi ki ya 19 diye bir takım olmamalı. 19 yaşındaki çocuk evet, profesyonel takımda veya kendi alt A takımında artık zaman ve oynamalı süre bulmalı artık. Tabii zaman ve süre bulmalı. Mesela şimdi yeni bir şey getirdiler biliyorsunuz bu sene. Normalde 97 doğumlu yani 21 yaşındaki oyuncuları, 20 yaştaki oyuncuları genç oyuncu saydılar. Aslında kendi takımlarında 2001 doğumlu oyuncular oynayabildi. Yani aslında buradaki şeyi de kriteri de genel başkanımız net ortaya koyuyor. Bunu da ortaya koyalım. Genç takımda oynama yaşı neyse o çocuklardan o takımlarda yer bulmalı ve sürekli o çocuklar yer bulmalı. Genel başkanımız da bunu bu şekilde söylüyor. Mesela şimdi amatör takımlarda biliyorsunuz altyapıdan bir oyuncuya bir dakika da olsa süre vereceksiniz diyor. Maalesef çok çirkin görüntüler görüyoruz. Özellikle bal liglerinde falan. Adamı oyuna başlatıyor.
oyun başlıyor. İlk durduğu anda çocuğu dışarıya alıyor. Genel başkanımız evet. burada diyor ki bu oyuncular, genç oyuncular 90 dakika oynamalı. Genç oyuncu çıktığında genç oyuncu girmeli. Yani burada bu teşviği yapacaksak doğru yapmalıyız diyor. Biz de genel başkanımızın bu duygu ve düşüncesine katılıyoruz. İnşallah sesimizi daha gür duyurup bu şekilde olması için de mücadelemize, genel başkanımızın önderliğinde mücadeleye devam edeceğiz. Ben tekrar çekileyim. Sözün sahibi gelince biz kenara çekelim. Estağfurullah. Sağ olasın. Çok teşekkürler Hasan Başkanım. Bu arada Nuri Tükenmez Hocam, yine yönetim kurulumuz Bülent Akatay, Cemil Kundakçı, İsmail Hakkı Keskintaş, Nevzat Kunduracı yine yönetim kurulumuzdan, Yavuz Demircan, Abdüsselam Gökçen, Tevfik Gökçek, Kenan Nurhan Kurt, Arnavut Ercan, bunlar hep takipçilerimiz zaten. Giray Hocam'a ve tüm camiaya bayramlarını kutluyorlar. Genç oyuncularla ilgili başkanım ve genel başkanımın bir açıklaması var. Genç oyuncu 22 yaşında olsun diyor. Yani 29-27 yaşında oyuncuya hala altyapıdan yetiştiği için genç oyuncu diyorsunuz. Böyle bir şey mantıklı değil diyor Giray Hocam. Genç oyuncu çıktığı zaman da bir müsabakada yerine genç oyuncu girsin diyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Kısa da olsa bir görüşümüzü alalım. Ben de bizi takip eden sevgili arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Hasan Hoca da konuşunca ben zevkle dinliyorum. Hem kibarlığını hem zarafetini hem bilgisini çok beğeniyorum, sağ olsun. Şimdi Mehmet Hocam, ben Adana Demirspor'a gittiğim zaman Mustafa diye 17 yaşında sol açık bir çocuğumuz var. Biz ilk Rizespor'a karşı aşağıdan almışım. Şimdi bayramımı kutlamak için hepsi aradı beni. Çocuklarım, ben 5-6 tane çocuk almıştım alttan yukarıya doğru. Uğurcanlar olsun, Can Polatlar olsun, Mustafa'lar olsun. Hep aradılar. Direkt şampiyonluk maçında Rizespor'a karşı oynadım. Başkanla karşı karşıya geldik burada. Niye genç oyuncu? Al, Adana'nın çocuğu. Ki o çocuk da nerelerden geliyordu biliyor musun? Ta Ceyhan'dan geliyordu. Adana'da kalacak yeri yoktu. Cami avlusunda yatıyordu. Ben o çocuğu Adana Demirspor'da banka oynatıyordum. Bak samimi söylüyorum. Yani bunlar futbolun sıkıntıları, dertleri. Yani biz bu çocuklara çare olmaya çalışıyoruz. Aynı şeyi mesela Balıkesir'e geldim. Aşağı yukarı 16-17 tane oyuncuyu Rizespor'da yaptığım gibi alttan yukarıya aldım. Onlarla beraber oynamaya başladım. Balıkesirspor transfer yasağına girince o çocukları sahaya sürdüler. Onunla beraber yaşadılar. Bakın bugün yine birincilikte ayakta duruyorlar. Eğer o çocuklara biz bir sene, bir buçuk sene antrenman yaptırmasaydık o çocukların A takımı alındığı dönemlerde küme düşerlerdi. Aynı şeyi Bolu Spor'da yaptım. Aynı şeyi Rize Spor'da yaptım. Trabzonspor'da genç oyunculara çok yönelmiştim. İşte Gökdenizleri oynattığımız dönemlerde çok önemli katkılar oldu orada. Ha, Türk gencine inanmak lazım, güvenmek lazım. Bu çocukların yapacağını bilmek lazım. Genel Başkanımız İsmail Bey'in dediği gibi yani genç oyuncu aslında 22-23 yaşındaki bile genç oyuncu. Genç oyuncu dediğiniz 17-18 yaşındaki çocuktur. Buna dokunmaktır önemli olan. Ama biz işte 21 yaş takımlarını biliyorsunuz ikinci takım olarak destekliyoruz. Halbuki 21 yaşında A takımda olması lazım çocuğun. 19'a kadar kesmemiz lazım. Orada yetiştirmemiz lazım. Onun için bizim yani balliklerinde profesyonel yapmamız lazım. İnsanlar ya profesyonelikten korkuyorlar. Yani profesyonel evet. sayısını artırmak lazım. Evet. Yani biz orada 4.lik, 5.lik, 6.lik, 7.lik'e kadar profesyonel yetiştirmemiz lazım. Ve işsizlik önlememiz lazım bu gençlerle beraber. Bunlara imkan yaratmamız lazım. Ama sübvanse etmemiz lazım. Ve vergi alınmaması lazım. Bunların rakamlarının, alacak oldukları rakamların ödenmesi lazım. Yani yaptıkları anlaşmanın karşılığındaki paralarını alabilmesi lazım. Ama bugün Türkiye'de para ödenmiyor bu çocuklara. Ses yine telefon geldi. Tabii yoğun hoca. Ha, konuşuyor. Hocam konuşuyor ama. Düştü hocam. Düştü mü? Evet. Hasan hocam yani genç oyuncu hakikaten önemli. Antrenörlerimiz yani bu amatör kümelerinin aslında olmazsa olmazlardan. Evet geldi hocam. Evet Giray hocam. Bu çocuklara para ödenmediği için maalesef
iş doğru yürümüyor. Yani yine yöneticilerin dediği, yaptığı işler oluyor. Yani oyuncu 50-60 bin liraya, 100 bin liraya profesyonel oluyor, 5 bin lira para alıyor. Ondan sonra aylığı maaşı ödemiyor, prim ödemiyor. Deniliyor ki sezon sonu bonservisini vereyim sana git. Çocuk 5 bin lirayla kulüp değiştirmiş oluyor. Gittiği yerde aynı şekilde oluyor. Onun için bunların mutlaka bu altyapı organizasyonlarının, alt liglerinin federasyon tarafından denetim altına alınması lazım. Acımasız bir fark olmaması lazım. Yani Süper Lig'de bir takım 100 milyon lira kazanacak. Birinci ligde 12 milyon lira olacak. Alt liglere 2 milyon lira, ikinci ligde 1 milyon lira, üçüncü ligde Bal Ligi'ne hiç para yok. Böyle bir gelişim Dünya yok. olmaz. O Olmaz. olmaz yani. Bu olmaz. Olmaz. Hocam gerçi son 7-8 dakika ama Volkan Özcan demiş ki sadece gençlerin yaşı ne olursa olsun yeteneklerin bulunması, çıkarılması ve bunlara imkanlar sağlanması lazım gerekir demiş. Türkiye şartlarında acaba bunlar gözden kaçıyor mu? Bence hakikaten şu son zamanlarda çok fazla sanki gözlem ve scout ekipleri var gibi geliyor bana ama siz ne diyorsunuz o konuda? Var ama oyuncu oynatamıyoruz ki. Mesela şu Anladım. anda birinci ligde şampiyonla oynayan takımlar 15-16 tane oyuncunun sırtından yürüyor. Yani O onları elitler yok. alıyorsunuz, transfer ediyorsunuz, onlarla şampiyon oluyorsunuz. Doğru. Çünkü alt Doğru. liglerden oyuncu gelmiyor. Yani birinci ligde bile 10 yabancı oynuyor. 5'i oynuyor, 5 tane kenarda. İşte bir oradan giriş çıkışı var. Süper Lig'de 14 tane. Amatörde bile yabancı oyuncu oynatabiliyorsunuz. Onun için şimdi bunları bir şekilde oturtmak lazım. Yani alttan gelen oyunculara, yerli oyunculara yer açmamız lazım. Öz kaynakları geliştirmemiz lazım. Bütün kulüplerin denetim altında tutulması lazım. Bunları yapamıyoruz. Şimdi bakın amatör küme yok. Bizim Gedikpaşa'da oynadığımız bir takımız var. 75, 76, 77 yılında Mehmet Hoca. Evet. Ha, Ya Gedikpaşa. böyle bir takım olur mu? Bir amatör takımdan Evet. 5 tane oyuncu Fenerbahçe'ye gittik, 5 tane oyuncu Kocaelispor'a gittik. Şu anda bir amatör takımdan 3. lige, Bal Ligi'ne bir tane oyuncu alamıyorsunuz. Ama bir amatör takımdan bakın Hocam. bunlar A takıma giden oyuncular. Giray Hocam. O kadar güzel gidiyor ki takipçiler de aynı şekilde bir isterseniz bir 15-20 dakika daha uzatalım bir açıp kapasın Bahadır. Tekrar yayına devam edelim. Ondan sonra sonuçlandırırız. Evet Tamam. Bahadır Bey sizde. Evet Güray Hocam'la hakikaten güzel geçen bir sohbet. Onunla ilgili antrenörlerimizle ilgili olan düşüncelerini de alacağız. Yani genç oyunculara bir antrenör bakış açısından ne düşünüyor, ne yapıyor, onu aldık. Kendisinin antrenörlüğü, teknik direktörlüğü nasıl seçtiğini, bununla ilgili kendi görüşlerini değerlendirdik. Bunun dışında da şimdi, evet. Ben hazırım hocam. Evet, ha hocam devam edebilirsiniz. Gedikpaşa takım hakikaten iftiharla böyle anlatılan takımlardan birisi. O kadrodan çıkan hakikaten birçok ama o dönem semtte de ben şimdi Beykoz'da Çubuklu'dayım. Beykoz Çubuklu buralarda da Paşabahçe, Kanlıca buralarda da o dönemlerde aynı Gedikpaşa şeklinde hakikaten Tunç Kayacı, onun abileri Ali Demir, Telli Hüseyin Fenerbahçeli, Baba Nusret, Koca Nusret, işte Süleymaniye Sirkeci'nin takımının neredeyse %90'ı hakikaten böyle amatör kümelerden o zaman çok üst düzey mahalle takımlarından çıkıyordu. Sizde Gedikpaşa takımından böyle bir grup vardı. Bunun içerisinde tabii ki geleceğim yer merhum başkanımız Halit abi de sizlerle beraberdi bildiğim kadarıyla. Onu da buradan Evet. rahmetle anıyoruz. Anladım. Evet onunla ilgili de bir görüşünü Evet. alayım hocam. Şimdi Mehmet Hocam, o saydığın dönemlerde semt sahaları vardı. Evet. Mahalle aralarındaki küçük alanlı sahalar vardı.
Oyuncular orada yetişebiliyordu. Sokağa çıktığınızda top oynayabiliyordunuz. Şimdi Evet. Hisar'dan Kadıköy'e kadar iki tane saha var. Bir tanesi Beylerbeyi sahası, orada yapılıyor şu anda. Diğeri de Selimiye sahası. Yani biliyor Evet. musunuz? Evet. Yani koskoca şu alan falan tabii bak 30 kilometre mesafede iki tane saha var. O zamanlar bizim gençlik zamanımızda buralarda 40 tane, 50 tane küçük alanlar vardı. Buralarda oyunlar, mahalle maçları oynanıyordu. Oyuncu yetişiyordu. İki, bu kadar yabancı sayısı yoktu. Üç, amatöre destek vardı, önem vardı. Şu anda amatöre bir tane destek yok ki. Amatör takımlara hizmet yok ki. Yani amatör takımların işte 6-700 lira filiz lisans parası veriyorsunuz. Oyuncuya işte ayakkabı masrafı, forma masrafı, eşofman masrafı. Bunlar hep yöneticilerin cebinden gidiyor. Peki mahallenin yöneticisi kimdir? İşte bakkalıdır, esnafıdır, tesisidir. Bunlar nasıl parayı verecek de bu insanlara yardım edecekler? Devletin bir sponsorisi yok. Okullarda beden eğitimi sevgili hocam, saati azaldı. Buyur Hasan Hocam. Filiz lisansta, özür diliyorum araya girdim, kusura bakmayın ama tabii, buyur hocam. Şu anda filiz lisanstan ücret alınmıyor artık hocam. Her kulüp kendi kulübünde her yıl 100 tane filiz lisansı ücretsiz çıkartabiliyor sevgili hocam. Transfer bedellerini amatörde düşürdüler. Evet, destek az olmasına rağmen bir takım şeyler de yapılıyor. Şimdi bunları da söyleyelim. Siz uzun süredir yukarıda olduğunuz için. Siz uzun süredir yukarıda olduğunuz için bunları da söyleyelim. Yanlış olmasın sevgili hocam. Doğru bildiklerimizi söyleyelim. Filiz lisansından artık her kulüp 100 tane her yıl bedava filiz lisansını çıkartıyor. Transfer bedelleri de şu anda 400 liraya falan düştü. Ha, daha da düşebilir mi, yapılabilir mi? Onları yukarıdakiler düşünsünler. Evet, biraz daha destek versinler. Sizinle beraberim. Ama bunları da söyleyelim hocam. Doğruları da söyleyelim. Tamam. Evet. Doğru hocam. Teşekkür o zaman ederim. Düzeltiyorum. Benim Trabzon'da Bosibe Spor diye takımım vardı. Benim burada Giray Bulak Futbol Akademim var biliyorsun. Burada ben daha önce para veriyordum. Evet. Şimdi tamam verilmiyor ama bunlar alınıyordu zamanında. Yani, tabii zamanında vardı hocam, eyvallah. 7-8 sene önce alınıyordu değil mi hocam? Doğru hocam ama son zamanlarda. Dolayısıyla şimdi bir Nike eşofman hocam Trabzonspor'un takımına da aynı fiyata veriliyor. Bir amatör takıma da. Yani bir Nike krampon ona da aynı para, amatördeki çocuğa da aynı para. Yani bunların desteklenmesi ve sponsor edilmesi lazım. Kulüplerin, amatör takımların yıllık masrafı 150 milyarın üzerinde. Ya bunları şimdi o insanlar karşılayamıyor artık. Buralara yardım etmek lazım. Çünkü burada sporu yapamayan gençler sonunda hastalanacak. Ya hastaneye düşecek ya hapishaneye düşecek. Buralarda bakacağız bu çocuklara. Bari bunlara spor yaptıralım, hem sağlıklı gençler olsun. Hem futbol hayatına hem takımlara bunları kazandıralım. Hem de bunları diğer yerlerde para harcamayalım. Hasta insanlarla uğraşmayalım. O anlamda bu çocukların desteklenmesi lazım. Ben futbola temelde, fundamentalde çok destek verildiğini düşünmüyorum. Okullarda beden eğitimi saatleri düşürüldü biliyorsun. Orada oynatamıyoruz. Okul sporlarına çok destek çıkamıyoruz. Yani eskiden okul maçlarındaki kalabalığı düşünebiliyor musunuz? Basketbolda, voleybolda, evet. Futbolda, atletizmde. Yani atletizm yapılıyordu. Şimdi sporun ana temeli olan atletizm ve jimnastik yapılmıyor. Yani eğer sizi çok o konuda yönlendiren... Evet, o konuda yönlendirilen olmaz. Hakikaten sıkıntı yaşıyoruz Hasan Başkanım. Yani okullarda bırakın onu, diğer branş öğretmenleri bile ya spor ya eğitim deyip, yoksa sınav kazanamaz deyip aileleri bu konuda yönlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden seven biri varsa yönlendiriyoruz sizi hocam. Yoksa tabii. şimdi iş böyle kalmış yani. Aslında sayımız nüfus olarak çok artmasına rağmen, genç nesil çok olmasına rağmen maalesef sporcu sayımız çok fazla değil. Sevgili hocam, bulunduğunuz kulüplerde yani birçok kulüpte bulundunuz. En son Balıkesir 25 tane. Bolu, Karagöl tabii 25 civarında. Bu kulüplerde altyapıyla ilgili herhangi bir kafanızda hep düşünce oldu mu? Onları takip ettiniz mi? Oradaki hocalara en azından bir planlama verebildiniz mi?
Böyle bir imkan var mı en azından? Onu bir soralım size. İmkan yok. İmkan yok aslında. Hepsine destek çıktım. Mesela en son Balıkesir'den geldim. Bugün yine bayram kutlamak için telefon açan arkadaşlarım oldu. 15 tane altyapı hocasının işine son verildi Balıkesir'de. Yani zaten bir maaşla çalışıyorlardı bu çocuklar. Evet. Primleri yok. Evet. Yani verdiğiniz para da asgari ücretti yani. Şimdi ama bunların işte taşıdığı çocuklarla beraber şimdi ligde oynuyorsunuz. İşte onlardan bir tanesini şimdi Anıl'ı Trabzonspor transfer edecek. O çocukların, o hocaların yetiştirdiği oyuncular bunlar. Onlar geldiler, bize verdiler. Ama siz bundan şimdi para kazanacaksınız. Mesela diyelim ki 2-3 milyon lira para kazanacaksınız. Sizin zaten 10 yılda para harcadığınız zaman antrenörlere verdiğiniz para 2-3 milyon lira. 10 yılda aynen. Bir tane oyuncu yetişse o parayı çıkartıyorsunuz. Ama orada altyapının işte temel giderleri vardır. İşte ona fizik şartları oluşturacaksın, sahalarını yaptıracaksın, ona göre tabii, hocalarını bulacaksın, tabii. Ona göre hocaların maaşlarını vereceksin, ona göre çocukları konuşlandıracaksın, bakacaksın, besleyeceksin, büyüteceksin ve geliştireceksin. Bunlar içinde bana göre o yönetim kurullarının dışında başka bir yönetim kurulu olması lazım. Altyapının tamamen yöneticilerinin farklı olması lazım. Çünkü üst yapıda sonuç gelmediği zaman altyapında kaynakları tamamen kuruyor, kesiliyor. Yapıya kaynak aktarılmıyor. Bu evet. Tamamen bana göre sistemin farklı bir yönetiş tarzıyla beraber yürümesi lazım diye düşünüyorum. Tekrar düzelmesi lazım. Çok teşekkür. Hocam gençleri ve amatör kimi hakikaten hem yakından tanıyorsunuz. Bazen Beylerbeyi maçlarında da görüyordum sizi. Yani Bal Ligi maçı, evet. Üçüncülük evet. Sağ olun oraları da takip ediyorsunuz. Ve biraz da üst tarafa gelelim. Yani Süper Lig ve Birincilik boyutunda Türk antrenörlerin son yıllardaki çıkışı ile ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Bakın ben burada sadece Beylerbeyi değil yani Giray Bulak Futbol Akademi, Trabzonspor, Tabii. Ziyaret ettik. İstanbul Sağmacılar Spor, Ali Beyköy Spor, Kuşada Spor ve Aydın Spor'un yöneticisiyim ben aynı zamanda. Yani oralarda yöneticiliğim devam ediyor. Desteklerim de devam ediyor. Evet. Şimdi üst yapı dediğim gibi hocam bir defa bu yabancı sayısı mutlaka kısıtlanmalı. Üst yapıdaki evet. Antrenörler sadece kursa gitti 10 sene önce. Diyelim ki ben 10 sene önce kursa gittim. Pro lisans kursu sahibi oldum. Benim yeniden güncelleme yapmam lazım. O kurslara tekrar 2 günlük gidip seminer takip etmekle antrenörlük gelişmiyor. Tekrar onları devam ettirmek lazım. Ve denetlemek lazım. Takip etmek lazım. Zaman zaman çağırıp sınavlara tabi tutmak lazım. Doğru. Madem bu bir iştir. Madem bu futbolda biz gelişmek istiyoruz. Niye işte dünyanın gerisinde kalıyoruz? Niye işte oyuncu yetiştiremiyoruz dediğimiz zaman sonucu bu. Yeterli ve yetenekli oyuncular, hocaları mutlaka altyapılara yerleştirmemiz lazım. Altyapı sorumlusu onları yapmamız lazım. Ama ekonomilerini de düzeltmemiz lazım. Biz sadece kulüpleri kendi başına bıraktığımız zaman Apo-Çavuş ilişkisi devreye giriyor. Kulüp istediği gibi orada düzenleme yapıyor. Yani bunları federasyonun düzenlemesi lazım. Ama ve orada da işler çok iyi gittiğini düşünmüyorum. Çünkü orada da çok fazla bir denetim yok. Orada da aynı şekilde bu işler devam ediyor. Orada da Apo-Çavuş ilişkisi devam ettiği için sonuçta hepsi birbirine bağlantılı geçiyor. Yani deveyi soymuşlar gibi nerem doğru ki. Yani bunun gibi sorunlar çok fazla. Aslında bu işlerde köyün delisi olmak lazım. Bu işlerde derdinizin olması lazım. Dert edinmeniz lazım. Yani sizin futbol ve Türk futbolu, Türk genci, ülkemiz derdiniz olması lazım. Eğer derdinizse çaresi var. Ama yok. Sizin derdiniz var ama insanlar da kendi işine bakıyor. O zaman sonucu bulmanız çok zorlaşıyor. Doğru hocam. Teknik direktörlüğünüz sürecinde şöyle bir soru var. Maç içinde yaptığınız en başarılı hamle, başka deyişle de yaratıcılığın ön plana çıktığı böyle maçlar geliyor mu aklınıza? Neler var? Sizin o tip hamlelerinizin olduğunu çok biliyorum. Böyle hani böyle şurada yaptım şunla şu sonuca gittik. İnsanı mutlu eden şeylerdir bazen. Hani çalışmalar yapılır. Bir o anlık bir de maçtan önce yaptığın çalışma ve sonrasında alınan verim. Hocam görüntüm kayboldu ama sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor hocam.
O zaman geliyor. Çünkü arayanlar sürekli şey yapıyor, bir daha kesilmesin. Evet. Şöyle, tabii önce bir takım oluşmasında sezon başı çalışmalarınızda yaptığınız kesinlikle transfer çalışmalarınız var. Ona göre oyuncu planınıza göre kadroya katıyorsunuz. Bunlar o yılki oynayacak olduğunuz sisteminizdir, ekolünüzdür. Ama bir de oyun içerisindeki dalgalanmalara göre, sonuca göre yaptığınız hamleler vardır. Bunlar spontanedir, o anda yapılan şeylerdir. Yani bunu evet. işte şu başta şunu yapacağım anlamında, genel anlamda bunu yaparsınız. Oyun tutmazsa şu oyuncuyla beraber devam ederim, şununla beraber eksiltelim. Veya şu oyun tarzından şu oyun tarzına geçelim. Bunlar oyun hafta içerisinde yaptığınız planlamalardır ama sizin dediğiniz anlamda çok egzajere şeyler vardır. Bunlar da anlıktır. Mesela bir santroforu stoper yapmanız, bir bek oyuncusunu kanat oyuncusu yapmanız veya işte tek santrofor oynarken üç santrofora dönebilirsiniz, stoper öne kaydırabilirsiniz. Kalecinizi çok öne çıkartabilirsiniz. Veya şimdi duran topta hamleci evet. Oyuncular yapabilirsiniz. Bunlar yaşantımız içerisinde oldu tabii ki. Çok oldu bunlar. Dediğim gibi 40 sene yani 1980 yılında başladım Mehmet Hoca. Tam 80 yılında başladım tabii. İnan. Şimdi 2020, 40 oldu tabii ki. Maşallah hocam. Ya 80 yılında biz herhalde Sabri Kiraz'la falan İstanbul karmasında futbol oynamaya çalışıyorduk evet. hocam. Topa vurma çalışıyorduk o dönemlerde. Ama ben çok sakatlanınca ben çok erken başladım antrenörlüğe hocam. Evet. Dolayısıyla antrenörlük yaşım büyük. Beni de şimdi çok yaşlı zannediyorlar. O antrenörlük evet, yaşım doğru. büyük olunca o maalesef öyle kabul ediliyor. Doğru. Hocam Türkiye yani TFF birincilikle Süper Lig arasındaki çıtanın açıldığını düşünüyor musunuz? Uçurum var hocam, uçurum var. Yani her türlü otelinden seyahatine kadar, yöneticisinden futbolcusuna kadar, malzemesinden sahasına sıdatına kadar, işte albenisinden olmayanına kadar, seyirci sayısından yine olmayanına kadar, ilgisinden, alakasından, basında yer almasından olmayanına kadar çok uçurum var. Dolayısıyla o uçurum da birçok kulübün yok olmasına neden oluyor. Şimdi 100 milyonluk bir ligden 12 milyonluk evet. bir lige düşüyorsunuz. 14 tane yabancınız var. İşte 2-3 milyon euro yabancıların işte bir tanesi 1 milyon euro ise aşağıda geliyorsunuz. 100 bin euroluk bir maliyete geliyorsunuz. Dolayısıyla o borcu 12 milyon TL'lik bir bütçeyle karşılayamıyorsunuz. Borç büyüyor. Oyuncu kaçıyor, UEFA'ya gidiyor, federasyona gidiyor, UÇK'ya gidiyor. Siz boş sarmalı içerisinde bocalayıp duruyorsunuz. Sahip çıkan olmuyor, ta aşağılara kadar kayboluyorsunuz. Ordu Spor, Mersin, Mayurdu örneğinde olduğu gibi. Yani oralardan şimdi birileri çıkacak da tekrar sizi alacak, bir yerlere geleceksiniz. Ama bu arada da bir başka kulüp kaybolacak, yok olacak. Yani acımasız bir gelir dağılımı var, acımasız bir borçlanma var. Aslında şampiyon oluyorsunuz. Mesela evet. şimdi Süper Lig'e çıkacaksınız. Federasyonunuz size demesi lazım ki gel bakalım. Borcun var mı? Yok. Fiziki şartların ne? Tesisin var mı? Yok. Evet. Altyapıdan da oyuncu yukarıya kattın mı? Kattım. Transfer yapabilecek bütçen ne kadar? Şu kadar. Tamam sen Süper Lig'e layıksın gel. Peki şampiyon oldun. Borcun var mı? Çok. Altyapıdan oyuncuyu çıkarttın mı? Yok. Tesisin var mı? Yok. O zaman sen çıkamayacaksın diyeceksin. Bir başkasına o şansı vereceksin. Çünkü draft sistemiyle beraber evet. geliştireceksin hadiseyi. Yani Amerika'da NBA'de biliyorsun draftta alttan seçilen evet. en iyi oyuncular önce ligdeki, dipteki oyunculara verilir ki hem oyuncu orada oynama garantisi olsun, hem oynayabilsin, hem gelişebilsin, hem o takımlara katkı sağlasın. Ama bizde böyle bir akıl yok. Dolayısıyla siz şimdi 12 milyonluk ligden çıkıyorsunuz 100 milyonluk bir lige Süper Lig'de kalacağım diye dünya kadar borçlanıyorsunuz. Milyon eurolar veriyorsunuz oyuncuya. Küme düşüyorsunuz. O borçlar sizin sırtınızda kalıyor. Yok oluyorsunuz. Ödeyemiyorsunuz. UEFA'lık oluyorsunuz. Futbol Federasyonu'luk oluyorsunuz. Şimdi ligde kalalım düşme olmasın diye bağıran kulüpler Süper Lig'de bu amaçla bağırıyorlar. Yani niye? Hem şampiyon belli olacak ama beyefendiler küme düşmeyecek. Niye küme düşmeyeceksiniz? O zaman şampiyonla oynanırken nasıl küme düşmem olmayacak? Böyle bir yarışma, adaletsizlik bir yarışma olur mu?
Sen sahaya çıktığın o zaman genç takımdan sahaya çıkarsın. Yukarıdaki takım seni yener. Sen nasıl olsa küme düşmeyeceksin. Sen zamanında ne yaptın ki küme düşmek istemiyorsun? Yani aman biz ligde kalalım, o bütçeden faydalanalım ama ligde kalalım. Böyle de bir adaletsizlik olmaz. Yani kulüpler çok iyi yönetilmediği için. Niye yönetilir? Sorumlu değil çünkü yöneticiler. Attıkları imzanın sorumluluğu onlarda olsa, o ödemeler onların sırtında olsa bunu yapamayacaklar tabii. Çantayı alıp kulüpten çıkıp gidebiliyorlar. Yani herhangi tabii. Bir şey yok, bağlayıcı şey yok. Tabii ama iki sene sonra tekrar aday oluyorlar sanacağım. Sevgili hocam, Mehmet hocam, sevgili Giray hocam. Şimdi yeni çıkan yasalarla biliyorsunuz her başkan kendi döneminden, her yönetici kendi döneminden sorumlu. Bir de bu kriterlerle ilgili amatör kümeden profesyonel lige çıktığınızda bu kriterlere bakıyorlar Giray hocam. Diyorlar ki gel bakalım üçüncülükte oynayacak tesisin var mı, imkanın var mı, altyapın var mı diye soruyorlar. Ama şu anda üçüncülükte olan kulüplerden altyapısı olmayan takımlar var maalesef. Evet. Bunları alıyorlar. Şimdi eskiden bu kriterler daha dikkatli denetleniyordu sevgili hocam. Diyorlardı ki sen profesyonel ligde oynama hakkına sahip misin? Gel bakalım diyorlardı. Şimdi biraz daha yumuşattılar. Dediğiniz gibi işte işin içine bir takım ahbap çavuş ilişkileri, siyasetler falan giriyor. Şimdi üçüncülükte oynuyor adam. Profesyonel ligde oynuyor. Altyapı yok. Yönetici kartıyla altyapıda hani puanı silinmesin diye takım sokuyor. İşte bir tane diploma buluyor. Ya hocalarımıza söylüyoruz dernek olarak. Kusura bakmayın. Araya girdim. Derdimiz çok çünkü. Diyoruz ki ya hocam bak gitmeyin. Buraya diplomalarınızı falan vermeyin. Bu kulüplerin dertlerini biz biliyoruz diyoruz. Ya hocam buradan diyor işte 15 puan alacağım, 20 puan alacağım. Şimdi öyle bir sisteme getirilmiş ki profesyonel takımda U15 teknik sorumlusu olduğunuzda 45 puan alıyorsunuz. Ben yıllarca amatör kümede teknik sorumlu olarak çalışayım. İşte bir takım oyuncu yetiştireyim, altyapıdan getireyim, onu yapayım, bunu yapayım. Ama bana vereceği puan 20 puan hocam. O yüzden bu kriterleri çok iyi, işte Giray hocam gibi bu işin öncülüğünü yapmış genel başkanımızla beraber inşallah bunları net koyarsak biz o zaman daha güçlü olacağız sevgili hocam. Yani hocalarımız bu noktada biraz daha dik dursunlar. Allah'ın izniyle hepsini çözeceğiz. Süper Lig'de biliyorsun Hasan hocam, Süper Lig'de şu anda diploması çalışan hocalar var. Yani yeterli diploması olmayan çalışan hocalar var şu anda bile yani. Hocam Carlos yasası vardı biliyorsunuz. En çok Bir Carlos'un ismi yazmamıştı. İşte bir ülkede ama oradan Sergen'le şeyde faydalanmıştı. Yani bizimkiler de faydalandı hocam. Sergen'le evet. Selam söylüyorum kendisine. Evet. Ama Sergen'le Tugay da faydalanmıştı hocam. Evet. Bazıları faydalandı ondan ama doğru diyorsunuz. Bir Carlos'un ismi yazmıyordu orada. Evet. Sevgili hocam başkan Nejat Öntaş, Cem Çalışkan, Altay Ünan yönetim kurulu üyelerimiz hepsinin selam var. Aynı zamanda Savaş Görmüş, Kemal Zorlukol selamları var. Cem Çalışkan hocam başkan yardımcımız bir soru sormuş. Giray hocam acaba hiç anlaşırken ya yanlış yaptım keşke anlaşmasaydım dediği bir takım oldu mu? Bir hata yapmışım, yanlış tercih yapmışım dediği oldu mu hayatında, spor yaşantısında diye bir soru sormuş Giray hocam. Hocalarıma selam ediyorum. Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklar diliyorum. Aileyle beraber. Oldu. 4-5 takımda oldu bu. Gerçekten çok. Ama insan her yaşta o hatayı yapabiliyor. Çok hata yaptım. Yani 4-5 tane takımda hata yaptım diyebilirim. Yani bunların isimlerini de verebilirim ama şimdi zaman da geçti. Artık söylemende bir manası yok ama gerçekten yaptım o hatayı. Mustafa Yıldırım hocam sormuş. Selam söylemiş. Size de selam söylemiş. Mustafa hocam yurt dışında Almanya'dan yetişmiş hocamız. Giray hocamız antrenmanlarda acaba algılama ve zihinsel antrenman gibi metotları denedi mi merak ediyorum diye sormuş kendisi. Türkiye şartlarında. Evet bununla ilgili. Tabii yani şimdi genelde Türkiye'de, ülkemizde oyunculara biliyorsunuz daha çok motivasyonlu çalışma yapılıyor. Ama bizde daha çok motorik özellikleri geliştirici ve sahada taktik antrenmanı geliştirici antrenmanlar yaparız. Yani ben
Bana sorarsan benim bütün metodum sahada fizik kaliteleri geliştirici ve taktik antrenmanıdır. Benim bütün sistemim bunun üzerine kuruludur. Onun dışında tabii bu taktik antrenmanları hazırlanabilmek için oyuncunun daha birinci gününde, hazırlık döneminden bile beri topla beraber çalışması lazımdır. Ama mental, zihinsel anlamında en çok çalışmalar antrenman sahasının dışındaki yaptığımız çalışmalardır. Oyuncularla birebir görüşmeler, grup halinde görüşmeler, toplantılar, felsefi yaklaşımlar, NLP sisteminin orada nörolojik olarak da uygulanması çok da sevdiğim bir konudur. Oyuncularla bu konuda mutlaka o çalışmalar yapılır. Evet, çok sağ olun hocam. Gerçi hani Turgay Biçer hocamın konusu bu taraf böyle devamlı, ya Mehmet böyle olması lazım diyor. Hakikaten olduğu dönemlerde de hem milli takımda hem Galatasaray'da hakikaten başarıların olduğu döneme de tam denk geldi. Orada da atıf atmak istedim. Sağ olsun kendisi de bizim eğitimlerimize ve yayınlarımıza çok fazla destek veriyor. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Giray hocam kesildi mi Hasan hocam? Yok. Turgay hocaya da buradan selam ediyorum. O da benimle beraber çalışmıştı en son. Öyle mi? Çok güzel. Takımda. Ya, spesifik anlamda tabii ki söylemiyorum tam Turgay hocanın konusuna girdiğimizi. Tabii ki o kadar derin olmamız mümkün değil. Ama kendi bilgilerimizle, öğrendiklerimizle beraber ve yanımızdaki bu konuda donanımlı yardımcılarla beraber mutlaka bu işleri yapıyoruz. Teşekkürler hocam. Hocam sizce takım çalıştırırken başarı nedir? Bir takım Ya ülkemizde yani aslında dünyada başarı şudur. Birinci misiniz? Birincisiniz, birincisinizdir, başarılısınızdır. İkinciyseniz çok da fazla bir şey yoktur. O bakımdan dünya bunu böyle kabul ediyor. Ama şimdi bu göreceli bir kavram. Kimisi der ki sahaya çok seyirci çekebildiniz mi? Statlar doldu mu? Bana çok para kazandırabildiniz mi? Altyapıdan çok oyuncu yetiştirdiniz mi? Çok puan aldırdınız mı? Çok oyuncu sattırdınız mı? Yani başarının temel kaynakları bunlar. Eğer altyapıdan da dolduruyorsunuz ama başsızsınız. Ama bazen çok kazandırırsınız. Sizi görürler. Evet. Çok para sarsız görürler. Mesela ben Denizli Spor'da bir yıl ligde işte küme düşmeme oynarken almıştım ben topu. O sene ligde kaldık. Ertesi sene kadroya birkaç takviye yaptık genç oyuncular. İkinci dolduruyoruz. Tesisi yaptık. Sesini dolduruyoruz. Bir gün sattık. Para kazandık. Sağlar. Hocam gene koptu herhalde Mehmet hocam. Evet hocam koptu herhalde. Evet Hasan hocam, o gelene kadar nasıl gidiyor? TÜFAT'ta çalışmalarımız nasıl gidiyor Hasan hocam? TÜFAT'ta bu aralar bu COVID'le beraber biz biraz daha, hocam geldi herhalde. Siz geldi mi? Şimdi hocam. Orada başarısız oldum. Yani biraz önce dediğim gibi Rize Spor işte. Hocam telefonu yan çevirebilirseniz, şu anda dik şey duruyor. Evet. Tamamdır şimdi tekrar. Evet. Dediğim gibi 13 puan şampiyonu kaçırdı. Başarısız bölendi. Balıkesir Spor'da yok, hiç para yok, hiç yok. Sadece işte birkaç kap yememiz var, bir oyuncularımız var. Onlarla beraber birbirimize tutunduk. Hem ligde kaldık, hem bir puanla playoff'u kaybettik. Orada başarılı olduk. Yani hiçbir şey olmamasına rağmen. Kimi insan böyle kabul ediyor, kimi insan başka türlü kabul ediyor. O bakımdan bu biraz göreceli gibi geliyor. Bardağın ne tarafına bakarsanız veya yönetim tarafı düşünüyorsanız.
Hocam peki yönetici deyince siz bir antrenör olarak nasıl bir yönetimle çalışmak istersiniz? Yani böyle kafanızdaki hayal nedir? Çalışabildiniz mi? Yani profesyonellerle çalışmak lazım. Yönetim olsun tabii ki, şirket evet, olsun. Evet. Yönetim olsun. Ben mesela Sakaryaspor'da böyle bir yönetimle çalışıyordum. Çok da güzel çalışıyordum. O zaman Erol Aksoy dönemiydi. Show TV grubunun almış olduğu bir takımdı. Erol Aksoy ve Altan Beyler vardı. İktisat'ın genel müdürü. Bize bir genel müdür Gülten Hanım'a atamışlardı. Ben bir tek Gülten Hanım'a karşı sorumluydum. Ve müthiş işler yaptık. Çok güzel işler yaptık orada. Göztepe'de Dinç Bilgin döneminde aynı şekilde şirket takımı oldu. Bir kişiye karşı sorumluydum. Çok çok iyi işler yaptık. Evet. Dernek yönetimi olarak Denizli Spor'da dernekti, şirket değildi ama bir tek futbol şube sorumlum vardı. Turgut Dalaman, burada selam ediyorum kendisine. Müthiş bir insan. Onunla beraber çalıştık. Onunla müthiş işler yaptık. Yani ne kadar çok insan olursa, mesela Balıkesir Spor'da hiç karışanım yoktu. Başkan daha hiç karışmadı. Tüm yetkileri bana vermişti. Çok çok başarılı olduk. Ama diğer tarafta çok karışan olunca iş bocalıyor bu sefer. Oyuncuyla başka türlü konuşmalar, taraftarla dernekleri başkanlarıyla başka türlü konuşmalar. Bu sefer de o dönemlerde başarısız oluyorsunuz. Tabii onun dışında peki çalıştığınız kulüplerde tabii ki yönetici gerçekten önemli. Profesyonel olması her şeyin başında geliyor. Eğer profesyonel yöneticilerle çalıştığınız zaman bu iş gerçekten iyi yerlere gidiyor. Halit Özel deyince aklınıza ne geliyor hocam? Kardeşim geliyor. Bütün resimlerde yan yanaydı. Halit'i siz bilmiyorum gençliğinde tanır mısınız? Mutlaka görmüşsünüzdür, tanımışsınız. Ama ben Halit'le tanıştığımda o da 18 yaşındaydı, ben de 18 yaşındaydım. Dünya güzeli bir çocuktu, çok yakışıklıydı. İçi pırıl pırıl. Çok buradan eşi Suzan'a, Murat'a, oğluna, kızına selam ediyorum. Allah nur için diye yatırsın. Özge Hanım. Benim hocam. Efendim? Özge Hanım kızı, Beşiktaş Belediyesi'nde çalışıyor. Kızı, evet. Yani Özge'ye, Murat'a, Suzan'a çok selam ediyorum. Allah nur için yatırsın bayram günü. Halit benim kardeşimdi. Bütün resimlerde yan yanaydı Halit'in. Hatta şu anda bile size gösterebilirim. Çok güzel bir çocuktu. Çok temiz bir çocuktu. Allah nur için yatırsın. Ne diyelim yani... İçim hep çiz eder Halit'i görünce. Çünkü biz Kocaelispor'da beraber gitmiştik. Aynı odada kalırdık. Çok günlerimiz olurdu. Aynı galiba arabanın... Mardin'de de beraber olmuşsunuz sevgili hocam. Mardin'de. Evet. Orada öğrenciydi. Çok genç yaşta evlenmişti Suzan'la. Mardin'e gelmişti. Ben de orada öğretmenliğe başlamıştım. Halit'le arabaların motorunu yakmıştık. Halit'le yolda yürürken çok anılarımız var. İşte antrenmanlarda, dışarıda, daha sonra. Yani takdiri ilahi böyleymiş. Yani, evet. Mekanı cennet olsun. Hakikaten seni görünce hocam aklıma bir daha o geliyor. Tufat'ı görünce o geliyor. Hakikaten mekanı cennet olsun. Tabii burada bunu açmışken başkanımıza hem sana bir soru sormak üzere sözü vereceğim hem de Halit Başkan'la ilgili olan olayı bir anlatsın kısaca dernekle ilgili. Evet Hasan Başkanım. Sevgili hocam biliyorsunuz Halit abi bizim için gerçekten bir başkandan öte abi, büyüğümüz, sizinle bizi tanıştıran, sizleri bize yakınlaştıran isim. O yüzden de kendisini gene rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz dernek yönetim kurulumuz bir karar aldı. Dernek Beşiktaş 2 dernek binamızın ismi İstanbul Topaş Şube Başkanlığı Halit Önsel Antrenörler Evi oldu. Şimdi çok onun çalışmasını size atacağım hocam. Çok güzel bir çalışma yaptık fotoğrafıyla beraber. İnşallah bu pandemi süresi bittiğinde biz asacağız onları. Pandemi süresi bittiğinde de açılış yapacağız. İnşallah sizi de bekleriz. Yani orada tüm ölmüş hocalarımızın ruhuna karşımızda hemen bir cami var. Orada bir Kur'an tilaveti yaptırıp bir hayır yapmak istiyoruz. Aileyle beraber sizleri de inşallah bu Halit Önsel Antrenörler Evi resmi olarak açılışında yanımıza görmek istiyoruz. Yanımızda olursanız seviniriz hocam. Olmam mı? Tabii çok 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 memnun olurum Hasan Hoca. O antrenör evinin karşısında, o ismi de vermişseniz Halit Önsel Antrenörler Evi diye, onun karşısında da çok güzel bir ahşap cami vardır. Evet. Onun tamiratını evet. Da benim arkadaşım
Hasan Gürsoy yapmıştır. Çok güzel de bir camidir orası. Seve seve gelirim. Seve seve gelirim. Şimdi Halit'le en son Mehmet hatırlıyor musun Hasan? Beraber evine ziyarete gitmiştik. Biz tabii durumunu biliyorduk. Son günlerinin yaklaştığını ama hala orada. Bir dahaki toplantıyı burada yapacağız, evde yapacağız diye söylemişti. Abi biz içimizden işte yani cool plan yaparken kader gülermiş Mehmet. Maalesef evet. Böyle kardeşim. Evet, evet. Mekanı cennet olsun hocam. Amin. Hasan hocam sorun var mı? Vallahi ben hocama başarılar diliyorum. Hocamı çok iyi yerlerde görmek istiyoruz ama hocam işin başında söyledi. Yani işte bu tür durumda bu kadar üst düzey olunca maalesef bazıları bizden korkuyor, çekiniyor. Ama ben eminim ki hocam hak ettiği yerlerde olacak. Bu ülkenin milli takımının başında olacak diye temenni ediyorum. İçimden ve gönlümden geçiriyorum. Hocam ve hocam gibi değerlerin kolay yetişmediğini kendisi söyledi. Yani UEFA B diploması varken C kursa gitmek. Bugün hocam C kursta diplomayı alan adam kendini imparator ilan ediyor. Başka şeyler ilan evet. ediyor. Biz yaşıyoruz maalesef. Evet. Siz ki akademiyi bitirmişsiniz. UEFA B diplomasına haizsiniz o anda. Ama bu işin temelinde olması gerektiğini söylüyorsunuz. Sizi bir kez daha tebrik ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Bu arada da hocam duydunuz mu bilmiyorum. Marco Airolo benim kurs arkadaşım aynı zamanda. Evet. Fenerbahçe'ye yardımcısı. Ne katılmış? Onu da sizin nezdinizde tebrik edeyim. Kurs arkadaşım olması hasabıyla. O da başarılar diliyoruz. O da mesela bir yabancı olmasına rağmen ya şu anda içimizdeki bir Türk Mehmet Airolo artık. Ondan sonra kurslarda falan çok hırslı, çok başarılıydı. Çok güzel günler geçireceğine inanıyorum. Mesela Mehmet Airolo Türkiye milli takımda oynamasına rağmen işte UEFA B kurstan başlayıp çünkü belli bir birlikten sonra biliyorsunuz B'den başlıyorlar. B, A olarak devam ediyor. Bu süreçte tanıdıktan sonra da inşallah onu da iyi yerlerde görürüz. Ama işte bir Carlos yasasından şundan bundan faydalanmadan bu işin eğitimini alarak bizimle beraber dirsek çürüterek bu yerlere gelecekleri için gerçekten gelecek adına umut duymaya başlıyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Hayırlı bayramlar, hayırlı. Herhalde yayınımızı kapatıyoruz Mehmet Hocam. Herkese sevgiler, saygılar. Hocam son bir hocama söz vereceğim. Hayırlı bayramlar tekrar. Muhammed Kezer hayırlı bayram demiş. Esvat Esenler aynı şekilde. Yusuf Özgür zaten Kuştepe'den selamlar söylemiş Hasan Hocam. Serdar Eker futbolu çocuklarımızı özendirmeliyiz falan demiş ama bununla ilgili zaten Giray Hocam'a sormuş. Giray Hocam zaten bununla ilgili Giray Futbol Akademi'yi Kartal tarafında kurdu. Gittik ziyaret ettim kaç kere. Hakikaten oradaki sahaları olduğu gibi bölmüş. O aileler, o çocukların orada futbola özendirildiğini birebir kendisinin de tüm boş zamanını orada değerlendirdiğini net olarak biliyorum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Antrenör arkadaşlarımıza hocamızın son bir önerilerini alıp yayınımızı kapatmak istiyoruz. Evet. Teşekkür ederim Mehmet Hoca. Bir defa meslektaşlarımı, arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben her zaman onlara yakınım. Sen de bunu biliyorsun. Mutlaka evet. Tabii insanın kendi olması lazım. Kendi özelliklerini ortaya koyması lazım. Tabii ki ideal olarak gördüğümüz insanlar vardır. Takip edecek olduğumuz insanlar vardır. Bilgisi, becerisi, şekli, yürüyüşü, şemali, hoşumuza giden insanlar vardır. Mutlaka onların izinden gideceğiz, onları takip edeceğiz ama farklı olabilmek için de mutlaka farklı bir şeyler yapmanız lazım diye düşünüyorum. Antrenörlük gibi reçete değildir, birisinden bir şey almak değildir. Ama zaman içerisinde onlar da insana tabii ışık tutar, yardım eder. Ama herkesin felsefesi vardır, herkesin yolu vardır. Ama dürüst olmak lazım. Yani insanlar güzel getirdiği insanlar ve kötü insanlar ayırt ediliyor. İyi insan olduktan sonra gerisi kolay. Taşar dürüst insan olmalı. Ülke gelmelerini zaten başkasını
güzel günlerde arkadaşlarımızın çok daha yerinde görürüz. Çünkü memnun oluruz. Onların yanına da çok sağlıklı gider. Yani bir yabancının yanına çok rahat gidemezsiniz. Hemen çayını içemezsiniz ama kendinizden birisi olunca çok daha kolay gidebilirsiniz yanlarınıza. Hocam, Giray hocamı rahat bırakmıyorlar. Evet, rahat bırakmıyorlar. Zaten son iki dakika şimdi geldikten sonra bir hep beraber bir bağlanıp bir elveda dersek herhalde sonuçlandırmış oluruz. İyi bilgi edindik. Valla Yarbay Işık, Eren Karabulut, Kemal Zorlukoğlu, tekrar Cevdet Kurt hocamın hepsinin selamı var. Savaş görmüş. Hasan hocama diyor altyapılarda da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ederim diye orada yazmış. Halil Erol'un selamı var, tüm antrenörlerin bayramını kutluyor. Tüm bizleri yakından takip eden, bugün vaktini burada bizlere ayıran tüm antrenörlerimize de bizler ayrıca herhalde teşekkür ediyoruz. Hepsine hayırlı bayramlar diliyoruz. Hocam geldi. Bu arada şarjım da bitti. Tam kapanmak üzere galiba. Kapanıyor gibi. Hocam son bir dakika. Evet. Mesajınızı alalım. Öyle yavaş yavaş bitirelim hocam. Evet. Ben konuştum ama galiba o duyulmadı o aralar. Arkadaşlarıma selam ediyorum. Başarılar diliyorum. Mutlaka evlerinde bir şey olması lazım. Mutlaka bir bilgi birikimini geliştirmeleri lazım. Ama önce kendilerine saygılar olması lazım. Eğer kendinize saygınız varsa mesleğinize de saygınız vardır zaten. Onu her zaman geliştirebilirsiniz. Onun üzerine katabilirsiniz ama dürüst insan olmak lazım. İyi insan olmak lazım. İnsanlar iyi ve kötü diye ayrılıyor. Eğer iyi insansanız her şeyi üzerine katabilirsiniz. Selam ediyorum. Hocam, size de teşekkür ediyorum. Hocam herkese el sallayalım. Hayırlı bayramlar dileyelim. Sağ olun. Size de tekrar teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Mehmet Hocam, size çok teşekkür ediyoruz yayın kuruluna. Çok sağ olun.